İnsanlar ne kadar böyle şerefsiz olmuş bazıları. Kalkıyor ona buna iftira atıyorlar. Başta bana atıyorlar. Diyorlar ki ne Sibel Baysal iki tane Lalu öldürdü, azmettirdi. Bunun belgeleri doğrultusunda siz neyin peşindesiniz? Ha? Bu kötü, bu şekilde yorum yazanları zannediyor musunuz? Kalkıp da ben savcılığa versem, savcılığın, hükümetin, devletin işi yok. Sosyal medyada o götünüz kolletmiş, bu putkasını sallamış. Öbürü similyasını naş takmış, kendi kıvırıp tekrar geri götüne sokmuş. Devlet, hükümet sizle mi uğraşacak lan? Terbiyesizler, vicdansızlar. Ne kadar ayıp bir şey ya. Yetmiyor. Kalkıyorsunuz. Almanya Deutschland'da yaşayan Zümrüt'ün ne olduğunu biliyorsunuz. Duygusal. Kendi halinde iki tane hayvansever, iki tane köpeğiyle birlikte gurbet ellerde yaşayan bir kadın. Kalkıyorsunuz. Kalkıyor o sidikli boklu Gülistan geliyor. Yok anasını öldürmüş, babasını öldürmüş. Kardeşini öldürmüş, Almanya'ya, Deutschland'a kaçmış. Sen o zaman niye buradan Türkiye'den İsviçre'ye gittin boklu Gülistan? Ayıp sana ya. Sana derken çoğu kişiye ayıp yani. Kalkıyorlar ondan sonra orada Sibel Baysal YouTube kanalıma geliyorlar. Oradan işte bilmem abuk subuk saçma sapan şeyler yazıyorlar. O zaman izlemeyin, gelmeyin. Ben size yalvarıyor muyum gelin diye? Hayır, gelmeyin. İzlemeyin. Veya kötü yorum yazıyorsanız da yazın. Cevabını alamıyorsunuz. Daha da çok kuduruyorsunuz. Nedir bu sizden çektiklerim ya? Ben bir şey çekmiyorum. Ben oturmuşum. Evimde yasak girmiş. Akşam saat 20'de başladı. Sabah saat 5'e kadar. İçiyorum. Karşımda kocam, sevgilim, cinsiyeti ne olursa olsun. Kalktınız dediniz ki ne? Sibel Baysal Günnur'u euroları için seviyor. Ya bir kere akıl var, mantık var. Günnur bana maddi konuda destek olmazsa ben bu rakı ne kadar biliyor musunuz? 200 milyon. 200 TL. 4 paket sigara yanında meze 500. 500 TL. Demek ki beni seviyor ki bana gönderiyor. Battı mı gözünüzde? Her gün bankamatik mi Günnur bana gönderecek? Hiç mi benim farklı kazancım yok? Terbiyesizler. Utanmadan kalkıyorsunuz. Yok Günnur'la, lezbiyenle trans aşkı nasıl olur? Mübarek Ramazan ayında LGBT bireyi, madem LGBT bireyi avlimi vardı da neden L'yi eklediniz? Ben sizin ne kaşar olduğunuzu biliyorum. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Milyonlarca dolar fonları alıp yurt dışına kaçtığınızı ve hala Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim sırtımızdan olan derneklerin kazancını da biliyorum. O zaman neyin peşindesiniz? Yurt dışından terörle bağlantılı talimat geliyor size. LGBT'nin yanına P'yi eklemenizi istiyorlar. Siz de aç gözlüsünüz. Gözünüzde para hırsı bürümüş. Bundan dolayı bunu da kabul edersiniz. O zaman L'yi kaldırın. P'yi ekleyin. Alışmışsınız çünkü.
Daha dün müydü neydi? Yasaklı günde. Bir arkadaşımız darp edilmiş. Beni aradı. Götürdüm yasaklı günde. Hastaneye. Hangi dernek götürdü? Hangi Lali götürdü? Bunun bana açıklamasını verin. Lafa gelince izliyorsunuz. Lafa gelince koptum bu geceyi. Siz zaten kopmuşsunuz da haberiniz yok. Her şeyden kopmuşsunuz. Vicdan kalmamış sizde. Merhamet kalmamış sizde. Kim ne almış? Kim ne yapmış? Kim ne kadar kira ödüyor? Dışarıda kalan lalleri düşünün. Soğuk, kar, kış. Dakikada bir bana tekliş yazıyorsunuz. Ben teklişe çok baktım. Yaranamadım. Benim de kendi evimde kurallarım vardır. Uyumuyor. Kafası estikçe beni Adana'ya gönder diyor. Zorla mı tutacağım? Gidene kapım açık. İşime gelmeyeni de kapıyı açar kovarım. Bu kadar basit. Gülistan oradan demiş ki ne? Utanmıyor musun sen Sidikli Gülistan? Kadının yayınında çırılçıplak soyunmaya. Amacın ne senin? Ben bu alemde yemin ederim size, yemin ederim etmek zorunda da değilim. Sibel Baysal zaten sivri diliyle dobra açıklamalarıyla zaten gündeme oturmuş taht yapmış bir kadın. Öykü Özen bu kadar vicdanlı bir kadın ki önüne gelen insana destek oluyor ya. Bir insan kalkıyor ona yanlış yapıyor. Yani Allah affetmek Allah'a mahsus ama Öykü Özen hakikaten yani LGBT bireylerin arkasında her türlü destek ama moral ama motivasyon ama psikolojikmen her türlü destek oluyor ya. Öykü kadar olamadınız mı? Sibel Baysal kadar olamadınız mı? Başınıza taş düşsün. Öykü kadar, Sibel kadar. Ne diyeyim artık yani? Birisi bir yayın açıyor. Şükran abla var, Ozan TV'nin annesi. Kalktınız kadını yaşlı, orospu dediniz. Ben diyebilirim. Bir ara dedim. Özür diledim. Kadın bana alınmıyor. Kadın da canı sıkılıyor. Kahvaltı yaparken, çay demlerken yayın açıyor. İsteyen izler, istemeyen izlemez. O yayına gelen de saygı çerçevesinde gelmek zorunda. Aksi takdirde yani birine 10 kişi izliyorsa, biri yayın açıyorsa, bir kişi izliyorsa boklu sedikli Gülistan kendi kendine demek ki delirmişsin. Yani az önce çok güzel bir kıyafet giyindim. Çok özel olaraktan. Çok da yakışmıştı bana. Gayet güzel. Yarın da onun bir değişik rengini alacağım. Evet, kocam gönderiyor. Gönderiyor. Rakımı da gönderiyor kocam. Çatlayın, patlayın ya. İki aşk. Lafa gelince diyorsunuz ki ne? Birisi lalü kestirmiş, birisi gacı. Bu nasıl bir ilişki? Bu nasıl bir turşu? Bu nasıl bir lahana? Lahana olmazsa turşu olur mu? Laço laçoya.
birbirlerini kolletirken nasıl oluyor? Sinirlenmiyorum efendim. Hay okuyamayacağım efendim. Mantıklı yorum görmediğim süre içerisinde maalesef okuyamam. Asla. Neşelişen olur insan yaşarken, bazen neşe donar, bıkar her şeyden, emir büyük yerden, ne gelir elden. Kaderinden demiyorum, dedikodulardan kurtulan var mı bu dünyada? Hayatım, Günnur Top değil, Günnur hanımefendi. Günür beni niye kızdırırsın? Günür topu mu seni kızdırdı? Günürcüm merhabalar aşkım. Günür burada. Beni niye kızdırırsın? Merhabalar canım. Ne yapıyorsun bebeğim? Yemek mi yiyorsun? Vallahi de hayatım, beraber rakımızı yudumluyoruz bu Oh, akşam. oh, 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 Rakı sefamız içiyorum ya, biraz olsun. salata ağzıma almıştım. Ha, iyi. Öyle mi yani? Bir Evet, daha al, rakımızı bir yudumluyoruz. daha. Bir daha ye, bir daha ye. Güzel böyle, kendine bak. Yani, ben de burada Evet bakıyorum evet. kendime. Sen de sen de. Yani. Tabii ki, tabii ki kendimize bakalım. Günür gibisini Allah herkese nasip etsin. Yağlı kapı. Ben neyim? Ben neyim? Ben de macun muyum? Plastik Sen bir boya. tane. Plastik boya mıyım ben? Yok yok. Yağlı kapı. Ay neler neler Kapının yağ. yazıyorlar ya. Gülüyorum Sen vallahi kapının bak. yağsısın o zaman. Yani kapının kulpu, kapının yağsı, kapıyı tamamlayan diyelim. Ha. Yağlı kapının yalakacısı. Ha. Bana Ha. diyor. Sana mı yalakacı diye? Ha. Acaba diyorum ki ne? Benim burada yediğim, içtiğim, çalışmadığım senin götüne mi baktı? İsmini okumayacağım. Kuduracaksın. İstediğin kadar yes oradan. Güzel kadının. Yine Sibel'cim, yine şimdi yine bunlarla mı konuşacağız? Yine bu duruma mı düştük? Döndük. Ha? Selin Ciğerci ne kadar güzel bir kadın. Değil mi? Şu an gündemde. Aldı kadını. Aldattı Gökhan Çıra beni bir kadınla. Bir yarışmada herhalde jüri üyesi miymiş, neymiş o kadın? Yasemin mi? Tam olarak bilmiyorum. Selin Ciğerci çıktı. Yanına Gacı'yı da aldı kadını. Dedi ki var mı böyle bir şey? O da hayır Selin abla dedi. Beni kullanmak istediler dedi. Girin izleyin YouTube'a dedi. Arayı bozmaya birebirsiniz ha. Vallahi bak. Kadın evlenmiş, nikahlanmış. Bunca yıldır da birlikteler Gökhan'la beraber. Siz hala burada böyle
Kim bilir kadının hesabına girip neler yazıyorsunuz. Kadını ağlatıyorsunuz. Ama kadın da benim gibi sivri dilli, o selin ciğerci. Hepinizin ağzının payını verdi işte. Ya ben de Gündür'le beraberim. Nasıl olacak? Çekemeyenler tabii ki bok yiyecekler. Şimdi tuvalete gideceğim de. Yazık, günah olur ya. Şimdi oraya sıçacağım. Allah prangaya. Ama o kötü yorumları yazanlara yedirmem gerçekten bokum tatlı. Baklava. Tereyağıyla yapılıyor. Antep usulü fıstık konuluyor üzerine. Cevap vermiyorum. Nasıl olduğumu görüyorsunuz. Sana hesap vermek zorunda mıyım? İsmin mi yazıyor orada doğru dürüst? Ha? Numara yazıyor. Bilmem kısa bir şeyler yazıyor. Ne diye hitap edeceğim sana? Nasılsın? Evet, bu da büyük bir problem O işte güzel, herhalde. o güzel götüm de değil. Burnum da değil. Senin burnun kapıya kısa olsun. Çekemiyorsunuz değil mi Günur'la beni? Ya. Hem kavga ediyoruz hem barışıyoruz. Oh. Oh. Sefamız olsun. Sizi kaşarlar sizi. Aklınızda, fikrinizde. Ha, bir gün hanımefendi evet bulundu. Bulundu Bestami. 2 gün oldu. Kilo mu aldın abla? Evet aldım. Aldım canım. Aldım. Biraz daha almak istiyorum. Hı. Kız Sibel ne haber sinsi? Ha. Ne yaptın? Lavuk sana sinsi olup da. Sinsi olmasam bu kadar takipçim olur mu sevenim, sevmeyenim? Olur mu lan? Lavuk. Ha? Sibel Asolistim Günnur'la sizi seviyoruz. Sevenlere biz de saygı duyuyoruz. Değil mi aşkım? Tabii ki, tabii ki efendim, tabii ki. Yani. Nefret edenlere, biz de nefret cinayeti olaraktan 20 Kasım değil de, şey, nefret günü 20 Kasım olarak değil de, benim doğum günüm ne zamandı? 9'unda mıydı Günnur? Dokuzunda yaşıyorum, 11 evet. 9'du herhalde değil mi? 11-9, evet. Ön sıradan mı başlıyoruz? 9-11 mi, 11-9 mu? 9-11. Ha, 9-11 olaraktan da biz, ben de Günur'la aşkımı, kavgamı ilan ediyoruz. Efendim. Şimdi Sibel'cim, bu çok çok tuhaf bir şey. Yani nefret günü diye bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey nasıl bayram olabilir? Vallahi Ne demek nefret günü? konuyu sana ben bırakacağım. Kafanı önce biraz toparla. Çünkü her zaman mantıklı konuşan bir insansın. 20 Kasım nefret günü yani. Ne anlama geliyor? Ben çözemedim. Ben anlayamadım. Sen bahsettin de neyin nefreti? Yani neyin nefreti? Bir defa nefret günü diye bir şey olması Şimdi çok mantıksız. Günnurcuğum. Yani tamamıyla negatif bir olay bu. Nefret günü olabilir mi hiç? Neyin nefreti? Neden nefret? Yeteri kadar nefret yok mu bu dünyada? Zaten insanlar birbirlerinden, esnafından, hammalından, iş adamlarından, garibanlarından, amca çocuklarından, abilerden, ağabeylerden, aynı aile fertlerinden nefret çekememezlik oluyor. Kaldı ki bu nereden bu Ya abiler sen, çıkıyor? Onu tabii merak bu öyle ediyoruz. değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti içerisinde.
Türk toprakta dünya çapında nefret mevcut. Yani bu sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, Türk insanı için değil. Şimdi Bütün bu dünyada zaten nefret mevcut. Neyin şimdi bayramı, neyin nefret bayramı bu yani? Ben anlayamadım ben. evet şimdi Çok mantıksız geldi bana. Günurcuğum müsaade Ha. edersen Ederim de şimdi sen de bana müsaade et. Tamam, buyur. bu nefret olayında bunlar bu hani cukkaları götürenler var ya bizim sırtımızdan. Sen bayan olduğun için Ben öyle anlamıyorum. Dernek mi? Dernekler mi yani bahsediyorsun? hem şöyle dernek olarak adını koymayayım. Zaten önceden Koymadı dernek koydum. yani. Fakat önüne Ha. gelen şu an bir reklam uğruna birine yardım ettiği zaman başkası mesela sen bana para gönderiyorsun diyorsun ki ne? Kapıcına ver. Ha. Hemen ben orada kendime aktivizm ilan ediyorum. Fakat Ha. yurt dışıyla da bağlantılı, derneklerle de bağlantılı sırtımızdan kazanılan para asıl FETÖ'cü bunu yönetiyor. FETÖ'cü bu LGBT yurt dışında olan LGBT bireylerini derneklerine yönetip diyor ki mübarek Ramazan ayında çükünüzü, mıncınızı, putkanızı, pitanızı açın diyerekten bir zamanlar haberlerde çıktı. Bundan kaç ay önce? Yani diyelim ki 7-8 ay önce çıktı ve FETÖ'nün resmi yapıştırılıp basında uluslararası TV kanallarında LGBT bireyleri yurt dışından Türkiye'deki LGBT bireylerini kullanaraktan FETÖ'nün emrine uyup milyonlarca dolar fonlar alıp yani onlar da terörle bağlantılı diyelim. Şimdi anladım aşkım, anladım aşkım da bu nefreti bayram ilan edenler kim? Dernek mi bunlar? Ha, Neyin nefreti bayram birkaç ilan ediyor? kişi öldürülmüş burada Türkiye'de. Tabii, Onlar evet. da zaten örgüt tarafından öldürülmüştür. Çünkü bizim devletimiz, polisimiz, jandarmamız ölen bir kişiyi, katil Ama olan bir kişiyi yerin mezar altından olsa da çıkartır. Yani yerin altından hayır, ben sana çıkartır. bu konuda hiç Konuya geleceğim. katılmıyorum Konuyu size. Bu uzatıyorum konuda ben. hayır, ben bu Uzatma konuda huyum sana hiç var. katılmıyorum. Tane tane Hayır, konuşma huyum o var. kadar Sinirlendiğim zaman unutuyorum. madenci insanımız öldü. O kadar çocuklar siktiler. Onlara bir şey yapmıyor senin devletin. Bunu mu şeyin altından çıkaracak? Lütfen yani. Sorduğum soruya bir cevap versene. Kim yapmış bunu? Neyin bayramı bu? Göç siktirmenin bayramı var mı? Mübarek Ramazan ayında. Örgütle bağlantılı. Ben ondan bahsetmiyorum güzel kardeşim. Güzel, ben Ölen nefret kişilerin bayramı vardı faillerinin galiba. Senin bulunmadığını mı neyin nefret soruyorsun? Aktivizmi olanları mı? Dernekleri mi? Hangi birini soruyorsun? Sana cevap vereceğim. sen diyorsun ki bir nefret bayramı var. Neyin nefreti? Yani işte Örgütle öldürülenlerin bağlantılı diyorum tabii sana. bilmiyorum. Kendi kendilerine bayram kurmuşlar. O günü ilan etmişler. Nefret. Ha. Ha, Yani tamam. yolda geçen Anladım. Lali'ye gündüz adam top diyor, gece hanımefendi diyor. Öldürüldüğü zaman da adını nefret koyuyorlar. Bu yine örgütle bağlantılı. Bunlarla Tamam, değil. o zaman Bunlar makale tamam. uyduruyorlar. Fitik alıyorlar. Milyon dolarla milyon fonlarca dolar alıyorlar yurt dışından. O zaman derneklerden bahsediyoruz yine o zaman. Hem derneklerden Yani. hem de bugün kalkıp da huzur evine gidip de 2.500 TL bir yardım alıp da 500 TL'yi taksiye verip 2.000 TL'yi orada ben sayısını görmedim o paranın. Ben görmedim. Madem öyle bir video çekiyorsa aktivizm olamaz zaten o. Aktivizm kimdir? Ayta Sözleri'dir. Buse Kılıçkaya'dır.
Ankara'da benim bildiklerim. Ben bayatlar. Onlar da bize yardım etmediklerinden dolayı, bir prezervatifi vermediklerinden dolayı onlar da aktivistizm o benim nazarımda değiller. Ama onlara sorsan o kazma dışı Selay da kurucuymuş derneğin. Ya şimdi dernek dediğimiz zaman bu derneğin hangi, kime faydası var ona bakmamız lazım. Kime destek oluyorlar? Yani bir LGBT bireyinin hangi LGBT ceplerine indiriyorlar. Ceplerine indiriyorlar ve terör örgütüyle dış bağlantı olaraktan Avrupa İnsan Hakları Anayasa Avrupa İnsan Hakları pardon Anayasa şeyini karıştırmayalım. Avrupa İnsan Hakları ile birlikte çalışıp illegal örgütle birlikte milyon dolarca fonları Indire Gandhi yapan sözde bizlere yardım edip sırtımızdan kazanan dernekler, aktivizmler. Bu uzun zamandan beri böyle, evet. Örneğin son olarak Biricik Sultan'a bir derneği sahip çıkması lazımdı. Dernek sahip çıkmadı. Başka bireyler sahip çıktılar. Bu sadece FETÖ falan değil, bu George Soros'la da alakalı. Buralara para gönderen George Soros'tur. Antifa diye onun da grubu vardır. Şimdi, ortada karıştırıyorlar sadece. Şimdi Biricik ile ilgili kısa bir söyleyişim olacak. Ondan sonra sana bırakacağım. Senin düşüncelerini, yorumlarını. Biricik'e diyorsun ki ne? Dernekler yardım etmedi. Fakat şöyle bir şey. Sevgili Öykü Özen'in o kadar seveni vardır, sevmeyeni vardır. Beni seven vardır, sevmeyeni vardır. Öykü Özen hanımefendi bu işe girmedi. Çünkü niye? Mirası var. Mirasını huzur evine bağışlayabilir. Huzur evinde rahat edebilir. Yani Öykü Özen'e ben katılıyorum bu konuda. Başkaları da aktivizm diyerekten kalkıyorlar, oradan buradan cukkaları topluyorlar. 5 milyarsa, 5000 TL ise 2500 TL göstermiyorlar da. Sayım da olmuyor. Sadece hemşire hanım, biz bunu ziyarete geldik. Taksi şu kadar yazdı, 2100 kaldı. 2100'ü saysana verirkeni. Ya Sibel, benim konum o değil Sibel. Yani şimdi benim konum buydu. Bitti. Ben de senin şu an düşüncelerini alayım. Yani ben söyleyeceğimi söyledim arkadaşlar. Bakalım. Günur'un düşünceleri ne? Konum şu. Ama bana sorma. Biricik Sultan, sana bir şey sormuyorum, tamam. Biricik Sultan'a başına olaylar geldi. Ben derneklerden birilerini görmedim herhalde. Bilmiyorum. Belki gittiler, bir şeyler yaptılar. Biz görmedik. Hayır. Ben derneği göremedim. Bu dernekler para aldıklarına göre bir şey oldu. Neden bu insana bir şekilde çıkarıp bir şeyler yapmadılar? Benim yaptığım nokta bu yani. Şimdi şöyle diyorsun ki ne? Dernekler ilgilenmedi. Fakat Kel Aynak'ta Fare Göz bir de Melis ilgilendi. Peki tuttukları evde şu an atıldı mı? Ben ona bakarım. Neden o semtte? Benim konum o değil. Benim konum biz derneklerden bahsediyoruz şu anda. Derneklerden bahsediyoruz. Cukkaları götürüyor diyorsun. O kadar paralar geliyor. Neden zaten cevabını verdim sana. Madem o kadar dernek var. Derneklerden bize hayır yok diyorum. İşte tamam. Kel Aynak, Fare Göz, Melis denilen bir kız kalktılar, para topladılar. Biricik'e neden Dolapdere'den, Madiyer'den, Ankara'nın Çinçin'i yeni doğan efendim Dolapdere. Gideydiler başka yerden tutaydılar. O konular beni ilgilendirmiyor. O konuları ben sormuyorum. Ben derneklerle ilgileniyorum. O soruyu soruyorum. Sorduğun soruda yine onlar çıkıyor. O yüzden cevaplamak zorundayım.
Neden dernekler yardım etmedi Biricik'e ama isimlerini vermiyorsun? Çünkü ben seni tembihledim. Onların üçünün ismini, şey, ikisinin ismini verme diye tembihledim. Kim ya? Lakap olarak kim söylüyorum. Birisi Kelaynak, birisi... Onlar da Indira Gandhi, Gandhi yapıyorlar. Orasını bilemiyorum Sibel. Ben orasını bilmiyorum. O konuyu bilmiyorum. Benim burada ölen bir arkadaşım var. Adı Ayşe. Ayşe'nin de arkadaşı Emine var. Ölüyor. Öldüğünde olayın kredi kartını boşaltıyor. İstanbul'da başka bir tanesi ölüyor. İsviçre'den geliyor. Taner Duman videoyu çekiyor. Yine Kelaynak başrolde oynuyor. Fareyle birlikte ölen, daha defin olmadan, cenaze kalkmadan... Sen olayı Kelaynak'la fare göze getiriyorsun. Sen olaylarla oraya getiriyorsun. Çünkü bunlar yapıyorlar. Konumuz Nesrettin. Öykü Özen'in yapacak hali yok ya. Derneklerden Öykü Ay'ın yapacak hali yok ya. Çağla Akalın'ın yapacak hali yok. Ne? Çağla Akalın bile insan gibi. İnsanlara yardım ediyor ya. Ben, biz oradan konuya girmedik ki. Gelsin Aytaç Özer'i etsin. Madem bak sen bir şey bilmiyorsun bu konuda. Pembe Hayat Derneği'nin ana kurucusu değil, bilmem ne başkanı olaraktan Aytaç Özer'i aktivizm olarak geçiyor burada. Ya Pembe Hayatlar ya da diğer, o bir dernek daha var. Ana bilim bilmem ne dalı başkanlığı olarak başkanı olarak geçiyor Aytaç Özer'i. Neden Aytaç Özer'i yardım etmiyor? Neden Aytaç Özer'i yönetim kurulu başkanı olarak geçiyor burada Aytaç Özer'i dernekte? Evet. Hala da yönetim kurulu başkanı derneğin. Bu derneklerin hiçbir fonksiyonu yok anlaşılan. Hiçbir şekilde fonksiyonu yok. Fonksiyonu olmadığı gibi kendilerine bizim sırtımızdan yarar var. Bizlere gelince biz zarar görüyoruz. Bir prezervatif, bir kondom dahi esirgiyorlar. Evet. Derneğe gittiğin zaman müsait değiliz diyorlar. Kendi çapında, kendi çaplarında videolar çekip YouTube'de rating, reklam uğruna yayınlıyorlar. Evet. Evet. Ben şu anda derneği arayayım. LGBT bireyim ben. Bana derler ki ne? Müsait değiliz. Başkası arasın. Aynı keza. E nerede kaldı dernek? Nerede kaldı yardım? Ya ben yardım çok fazla eskiden nasıldı biliyor musun Gülnur? Eskiden. Bu Selay Melay kurucu üyeliği yaparken bu Şahmaran Buket zamanında Buse zamanında bir Lubunya'nın başına bir olay geldiğinde Ankara'da emniyete de düşse derneğin 3 tane avukatı vardı. Derneğin avukatı 3 tane avukatla birlikte dernek yönetimleri üyeleri birlikte gidip hastaneye, Olubunya'ya yardımcı oluyor. Emniyete gidip avukatlar onu suçlu da olsa, zanlı da olsa savunuyorlardı. Hani nerede eski dönem? Evet. Şimdi yeni öğrenciler almışlar bunların ellerinden derneğe oturmuşlar masaya. Yeni yeni Kezban Lalüler, Sidiler.
Ondan sonra Evet. yani olay bu. Hatta tartışma çıktı ya, Selay, Şamıran, Buket bir dernek olayında Selay ağlayıp yayın yaptı. Dernekten Ha. kovmuşlar bunları. Ya, Yeni ya. yetmeler. O zaman Evet. işte Yeni onlar gitmeler bize koşuyordu. başka türlü hizmet Şimdikiler alıyor değil, değil şimdiki yönetim değil. Yok. Değil. Başka şeylere hizmet ediyorlar. Çünkü George Soros'un şeyleri altındalar. Başka şeylere hizmet ediyorlar. Ben videolarını görüyorum. Saçma sapan video yapıyorlar. Yeni şeyler. LGBT şey altında. Saçma sapan videolar yapıyorlar yani. Çok saçma sapan şeyler görüyorum ben. Ebru Karanfilci dediğimiz, o da İstanbul Ha. Lambada diye bir derneğin başkanlığını yaptı. Demet'le Evet. beraber. Demet'le Ha beraber. demek evet ha Ha. evet ha. Ha. Ondan sonra kalktı. Cukkaları aldılar. Kaçtılar yurt dışına. Bizim Öykü Özen hanımefendi de Gökkuşağı başkanlığını Bursa'da yaptı. Evet. Hiçbir Lubunya'nın hakkına tecavüz etmedi. 5 kuruşunu almadı. Yardımcı oldu. Ölenlerin, hasta olanların, cezaevinde tutsak olan LGBT bireylerinin hep yanında Öykü Özen olmasına rağmen kalktı Ebru Karanfilci yurt dışında gıcıklığına buradan cukkaladığı milyon dolar fonları kalktı. Bu bardak Öykü Özen'in götüne girsin dedi. O videoyu İçki izledim ben. Şişe. aleminde ben de buradan diyorum ki Ha. ne? Ebru Karanfilci, Biliyorum. Öykü Özen'in götü dar. O bardak, o şişe Öykü Özen'e girmez ama bendeki yüzük rakı şişesi senin götüne rahatlıkla girebilir. Evet, bu konuda ne duymuştun Gündür? Ebru Karanfil videoyu izledim demiştin, ha, orada kaldık. Ben video izledim. Bir dakika falan bir videoydu. Şişe girsin diyorlar. Evet. Vallahi Goli amcaya sorduğunuz zaman Sibel Baysal için de neler söylüyor? Yani burada hani Öykü Özen'e Goli amcaya sorun diyeceğinize, Öykü Özen hakkında burada yorum yapan kişilere Öykü Özen'in bokunu da yediririm. Sevgilim olan Gündür'ün de bokunu yediririm. Yeter lan sizden çektiğimiz. Nedir lan? Çağla kalın bile merhametli Yani. be. Bana burada yardım eden, köpeklerime Sinem Umaş tarafından iftira atılan, Viyana'daki Seyhan'la o Ferdi vardı, Ferdi'yi diskalifiye ettim. La çovari bile bunu ya. Diskalifiye ettim. Davamı geri çektim ondan. Diğer ikisi hakkında davam sürüyor. Kalktınız köpeklerime iftira attınız. Attılar. Konuşmadım. Davalık oldum. Çok güvendiğim. Hatta aracım bozuk çalışmazken çark kazinosuna giderken taksi paramı verip İnsan zannettiğim Buket Asi tarafından darbe yedim. Nerede kaldı? Dernekmiş. Bilmem neymiş. Soruyorum lan. Ey lavuklar. Konuştuğum zaman Öykü Özden'den mi yedim? Çağla Akalın'dan mı yedim? Kimden yedi? Kelaynak. Yayın açtığım zaman Kelaynak. Kelaynak zaten beni var ya, herkesin üzerine Sidikli Boklu Gülistan ikisi birlikte herkesin üzerine saldı.
O Berfin var. O cizre şeytanı Gebze'deki. Bunlar yakında adli mercilerce pek yakındır efendim alınacaklar. Konuyu atlıyor. Konu atlıyor. Şöyle atlıyor. Bir yandan Gündür konuşuyor. Bir yandan ben konuşuyorum. Bir yandan yorumları okuyorum. İşime gelen yorumları okuyorum. Kıcık yani o kötü yorumları okuyorum. Özellikle bak üstüne basa basa. Ondan dolayı hani konu uzuyor. Son olarak ben Gündür'e bırakacağım. Gündür'ün bu dernekler hakkında Avrupa'da yaşayan bir insan. Kendisi gurbetçi. Türkiye'den gitme. Hiçbir zaman içinde burnu havada olmadı. Kibirli bir insan da değil. Ama söylediğinin de arkasında. Dinleyelim efendim. Ondan sonra yayına son vereceğim. Bu dernekler hakkında. Kadın doğru söylüyor. Dernek barda niye yardım etmiyor? Niye biriciye diyor? Biricik sadece biricik değil. Düşkün olan. Ben de mesela düşkünüm. Benim de evim icralık. Altındaki araba şimdi icralık. Ben şimdi konuşabilir miyim? Şimdi ben bir takım videolar falan izledim. Sevgili Öykü Ay bir takım şeyler başlattı. Bir yer kurdu. Sığınılabilmesi için bir dernek bunu devam ettirmesi gerekiyordu. Derneklere para veriliyor. En azından böyle bir sığınma evi kurulması lazım yani. Aldıkları parayla böyle bir işlevi devam ettirebilirlerdi. Öykü Ay. Tek fayda yok. Öykü Ay. Niler Albayrak eşliğinde trans misafirhaneyi açtı da elektriklerini ödemediler. 5 katlıydı. Yabancıları aldılar. İşte o zaman yabancıları aldılar. Elektrik birikti, su birikti. Ev sahibi, bina sahibi de attı bunları. Biricik de orada kalıyordu, hatırla. Evet, gördüm. İlk Ülkay orayı açtı. Diyorum ya sana, bir dinle. Dernekler o zaman destek olabilirlerdi. Madem elektrik faturası ödemedi, dernek ödeyebilirdi. Dernek sahip çıkabilirdi o binaya. Çünkü para gönderiliyor. Bu para o zaman oraya yatırılabilirdi. Dernekler çok yetersiz anladığım kadarıyla destek olmuyorlar, sahip çıkmıyorlar. Senin dediğin gibi Şahmeran, Buket o zamanında sahip çıkıyorlarmış. Şu anda sahip çıkılmıyor zannedersem. Zaten Şahmeran'ın Selay'ı Buket'e yeni yetmeler attılar şeyden. Evet. Buradaki dernekten. Evet. Keşke onlar olsaydı. Keşke Şahmeran olsaydı. Selay. Onlar gönülden yapıyorlardı. Tabii ki. Şimdikiler tabii ki. Gönülden falan değil. Yok. İşin içinde politika var, terör var. Tabii ki. Örgütle bağlantılı her şey var. Sen konuş ben yüzden bir işeyeceğim. Tamam işe. Yani yorumlarım şimdiki dernek üyeleri demek ki başka yerlerle bağlantıları var. Dediğin gibi terörle, George Soros'la ve ortalığı karıştıran tipler. Ramazan ayında yok yürüyüş olacak. Önlerini arkalarını açan vatandaşlar LGBT'ymiş. Yani LGBT şu anda karalanmakta. Karalanmakta, aşağılanmakta. O eski gönül veren insanlar yok. Kesinlikle yok. Çünkü George Soros'un, ki George Soros para gönderiyor böyle yerlere. Bu adamın amacı zaten LGBTP, yani pedofili yerleştirmek. Çok uzun zamandan beri uğraşıyorlar. NAMBLA var Amerika'da. LGBT yürüyüşlerinde pedofiller de yer alıyor. Resimleri de var. Yani LGBT'ler arasında karışmak istiyorlar bu pedofiller. Şu anki dernekler onların istedikleri yönde çalışmakta. LGBT bireylerinin hizmetinde falan değil. Benim gördüğüm kadarıyla bu efendim.
Melisa, bak enişte haklı diyorsun. Melisa artık şey oldu ya. Yani kötü yorum yazmıyor. O gün de özür diledi. İyi tamam. Okey. Şu an Okey. şu anda da enişte haklı diyor. Yazıyor. Okey, no problem, no problem. Şimdi haklı haksız bilemem. Yani herkes kendi araştırmasını yapsın, kendisi baksın. Yani görüyoruz. Görüyoruz. Ne zaman bir dernek ortaya çıkıp yardımcı oluyor? Ona göre bakacağız. Gerçekten bu bilmem ne YouTube videoları var, kanalları var bunların. İğrenç adam sakallı, rujlu çıkmış orada LGBT temsil edildi. Bu nedir ya? Bu ne saçmalıktır? Sakallı, rujlu amına koyayım. Çıkmış orada LGBT'yi temsil etmeye çalışıyor. Bu drag queenlerde de bıktım. Drag queenlerden de bıktım. Yayın yapıyorlar. Drag queenler var ya. 11 yaşındaki çocuğu drag queen yapıyorlar. Türkiye'de de var bu. Pembe Hayat kanalında gördüm. Sakallı, balen tutusu giymiş, dudağı pembe rujlu. Sen nesin, kimsin kardeşim? Ne yapıyorsun sen orada? İğrenç. Nice nice iğrenç travestiler var YouTube'larda. Serdar İğrenç şeyleri temsil tanımıyorum. ediyorlar. Enişte çok haklı. Çok mantıklı konuşuyor demiş Serdar. 85. Evet, LGBT'yi kullanaraktan bu drag queenler 11 yaşındaki oğlanlarla uğraşıyorlar. 12 yaşındaki oğlanlarla uğraşıyorlar Amerika'da. Türkiye'ye de geliyor bu. Saçma sapan giysiler, saçma sapan sakallı, rujlu, bilmem zartlı, zurtlu. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir yani? Çok dikkatli olmamız gerekiyor. LGBT'yi kullanarak çok ahlaki bozukluk yaratıyorlar efendim. Cinsel bozukluk yaratıyorlar. Çünkü nedir? LGBT nedir? İki erkek birbirine aşık olur. İki kadın birbirine aşık olur. Senin benim gibi yetişkin birbirine aşık olur. Aşk vardır burada. O orada yok. İğrenç şeyler yayınlanıyor yani. Solistim yeni Amerika başkanı da pedofili, onu da biliyor mu eniştem? Evet canım, Joe Biden. Evet canım, hem de canlı yayında canım. Canlı yayında kızlara dokunuyor. Canlı yayında yapıyor bunu. Öyle şerefsiz bir adam Joe Biden. Oğlu da öyle. Aynen canım. Gözümüzün de gözümüzü soka soka yapıyorlar. Evet, öyle. Biliyor biliyor. Diyor ki adımı okusaydın diyor. Melisa diyor. Tekrar diyor. Yani özür dilerim diyor. Zaten ondan sonra benim o yorumu yazdığımı okur musun diyor enişteme diyor. Şey adımı yani. Tamam. O zaten Tamam anladı güzelim. anladı. Tamam. Gündür anladı. Tamam güzelim de ama bu büyük bir hata yani. Melissa yani. Dikkatini çekerim. Bilmiyorum. İçkili miydin, değil miydin bilemiyorum da büyük bir hata yani. Ben Hollanda'da yaşayan bir insanım. Ben Bestami ile ne alakam olabilir? Neyse. Choose darling. Choose baby, choose. Saatinize. Hayata. Aşka. Valla ben rahatsızım. Dün de yasak varmış. Onu da söyleyeyim efendim. Aracımda biraz arıza vardı. Sanayiye doğru gittim. Yine eniştenizle birlikte. Fakat tamirci kapalıydı. Kaparmış yani 20 dakika önce kaparmış. Ondan sonra haberim de yok yani akşam 20'den itibaren yasak konulacağından. Sonradan bir havale geçirdim. Hastalandım.
Eve geldim, tam böyle arabayı park ettim. Komşularım sağ olsunlar beni hemen ambulans çağırmışlar. Burada yakınımda Ne olan anlatıyorsun gene Sibel ya? Ne anlatıyorsun sen ya? hastaneye gittim ya. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne ambulansın? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum sen? Kasketine var ya, koyarım senin ha. Ne koyarsın? Her yerde Kasketini oynar. kaldır lan. Kaldır. Bilmiyorum. Ne diyorsun lan sen? Ha. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Donald Trump'ın kızı Ivanka ile resimleri vardır. Kızı Ivanka 10-13 yaşlarında. Resimlerine baktığımız zaman burada en seslin söz konusu olduğunu açıkça görebiliriz. Bu başkanların hepsi pedofil ve de ensest yapıyorlar. Size söyleyeyim. Donald Trump'ın Yurt resimleri dışında var, kızıyla olanlar sözüm mı? ona. Yurt dışında olanlar herhalde. Donald Trump Türkiye, Amerika'nın çünkü başkanıydı. Türkiye Amerika'nın. Cumhuriyeti'nde yani öyle şeylere Sen bilmiyorsun, hayır. Öyle olduğunu zannediyorsun. hayır, Nereden Gülnur. biliyorsun olmadığını? Gülnur, Türkiye Ben görüyorum, Cumhuriyeti'ne haberler alıyorum. Ah, o Türkiye kadar da şey Cum yapma. Nereden Türkiye bir biliyorsun? dakika beni dinle. Türkiye Cumhuriyeti. Nereden biliyorsun kardeşim? Ben buradayım. Kapatırım seni. Nereden biliyorsun? Kapatabilirsin. Ha. Türkiye Cumhuriyeti Kapatabilirsin. kadına bir tokat attığın dakika 20 sene yatırıyor. Öyle mi? Çocuğu siktiği zaman ne yapıyor Türkiye Cumhuriyeti canım? 30 tane çocuk götünden sikildi 4 yaşında. Onlara ne yapıyor Türkiye Cumhuriyeti? Terbiyeli konuş, argo konuşma. Sizin orada oluyor bu. Söylüyorum. Açıkça. Bizim burada Türkiye Açıkça. Cumhuriyeti'nde olmuyor. Nasıl olmuyor? Nasıl olmuyor Sibel? Olmuyor. Nasıl olmuyor? Tamam Nasıl mı? olmuyor güzelim Ha, ya? Nasıl bu olmuyor? bayrağı sana, senin Ne diyorsun sen? o kafanda kafana koyarım, kafanda taşıttırırım. Koy. Koy Ama da nasıl terbiyesizlik olmuyormuş? yapma. Ha? Terbiyesizlik Nasıl yapma. olmuyormuş? 30 Sen tane çocuğu mahvettim oranın ben. kanunlarını Habire çocukları anlatacaksın. mahvediyor. Oranın Hayır, bu kanununu. dernekler de var. Oranın kanunu Habire çocuklar da var. anlatacaksın. Niye bir şey Türkiye demiyor bu Cumhuriyeti'ne adamlara? laf Bu adamlar nasıl söyleyemeyeceksin. çıkıyor dışarı? Hayır, söyleyemeyeceksin. Konuşma. Türkiye Sen Cumhuriyeti iyi kadına dikkatli bak ya. şiddete, Dikkatli yoksula, dinle. garibana yardım ediyor. Yok ya. O yüzden habire kadınlar ölüyor Bak Türkiye'de. Günnur. Habire kadınlar ölüyor Bak Türkiye'de. Günnur. Nikahsız çıkıyorlar. Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun lan? Bak Günnur. Ne? Ne? Ensar Vakfı'nı araştır bakayım. Ne yapmış senin Türkiye Cumhuriyeti'nin? Benim Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılı olacaksın. Şu Ensar an Vakfı'nın Hollanda'da ben ikamet sağlıyorum. ediyorsan oranın kanununa bakacaksın. Oranın kanunuyla ilgili varsa bir şey konuşabilirsin. Türkiye Cumhuriyeti'ni Hanımefendi. eleştirmek sana düşmez. Hatta bokunu Hanımefendi. yemek dahi sana düşmez. Hanımefendi. Bütün çocuklar benim çocuklarım. 30 tane çocuğu mahvettiler. Ve senin Türkiye Cumhuriyeti Bakanın bir kerekte bir şey olmaz diyor. Evet efendim. Şimdi yorumları okuyorum. Kapattım orayı. Ya arkadaşım, yabancı yazmayın. Benim yabancı dilim mi var? Türkçeyi zaten zar zor konuşuyorum. Yabancı yazanlara nasıl cevap vereyim ben?
Artık bunun arkasına bir tane şarkı gider mi şöyle bir Sibel Baysal sesinden? Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna, düzlüğüne, akışına ölürüm. Asırlardır kıratımı suladım, ırmağının akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm. Ey. Efendim, öpüyorum sizleri. Soru sormak isteyen varsa tabii ki cevaplayabilirim. Vallahi Melisa birisi Frit midir nedir? Yabancı yazıyor. Ben anlayamıyorum. Evet efendim, diyorum ki ne, şöyle bir şey söyleyeceğim. Umarım yani nasıl daha önceden haftada 2 gün bir yasak veriliyordu korona virüsten dolayı, yine yani bizler olgun yetişkin olduğumuzdan dolayı sevgili Cumhurbaşkanımız belirli saatlerde işte akşam 20'de başlattı. Sabah saat 5'te. Çünkü dün pazardı, yani cumartesi günü 20'de başlayan yasak yine sabah saat 10'a kadar sürdü. Fakat yarın pazar, bugün pazartesi efendim, birkaç saat sonra herhalde şeye gireceğiz. Yani birkaç saat derken daha saat kaç? 12 herhalde, bilmiyorum. 12 herhalde. Çalışanlarımız var. Ondan sonra devlet memurlarımız var. Resmi yerlerimiz var. Bundan dolayı sabah 5'te yasak sona eriyor efendim. Temennim haftaya inşallah vakalar azalır ve böyle bir yasakla yine karşı karşıya gelmeyiz. Ama devletimizin verdiği karar neticesinde devletimize karşı boynumuz kıldan incedir. Devletimiz sağlığımızı düşünerekten bunu uyguluyor efendim. Bundan dolayı benim temennim inşallah haftaya böyle bir saatli de olsa karşılaşmayız, vakalar azalır. Allah böyle yani korona virüsten, işte hastanede olan değişik hastalıklardan dolayı hastaneye kaldırılan yaşlı, genç, cinsiyet ayırmaksızın hepsine buradan acil şifalar diliyorum efendim, ve sizlere iyi geceler diliyorum efendim.